Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kupalardan bahsedeceğim. Şu anda arkamda gördüğünüz kupalar şampiyonluk kupaları. Ama benim sizlere bahsedeceğim kupa içecek içmekte kullanılan kupalar. Yani Pisagor'un da geliştirdiği bir kupa olan Pisagor kupası. Diğer adıyla da Adalet kupasından bahsedeceğim sizlere. Siz bir festivale ya da bir şenliğe gidiyorsunuz ve bir kural var. İçeceğinizi kupanın yanına bir çizgi çizilmiş. Buraya kadar doldurabilirsiniz diyorlar. Kuralımız bu. Ama bazı insanlar açgözlülük yaparak çok azıcık daha fazla içebilmek için daha fazla dolduruyorlar içeceklerini. Ve bunun ardından da kupanın içindeki içecek dökülüyor ve üstleri başları kirleniyor. Bunun sebebi de ilk başta çok böyle ilginç bir olay gibi gözükse de aslında bunun ardında çok güzel bir olay yatıyor. Kupanın ortasında bir kolon var. Kolonun altına kadar doldurduğunuz içeceği bir sıkıntı yok. Ama içeceğiniz bu kolonu geçerse kolonun içinde ters U şeklinde bir mekanizma var. Bu da içeceğinize sifon etkisi yaparak hepsinin kupanın altındaki delikten boşalmasına sebep oluyor. Buradan da Pisagor'un çok fazla dikkat ettiği adalet göz önüne bulunuyor. Bir kuralımız var. Sadece o çizgiye kadar içecek içebilirsiniz. Ama açgözlülük yapan kişiler ellerindeki şeyi de kaybediyorlar. Daha fazla isterken ellerindeki de kendilerinden gidiyor. Gerçekten çok güzel bir icat. O kolon sistemi ilk başta kimse tarafından çözülememiş. Zaman geçtikçe bilim insanları açıklayabilmişler. Bu sifon sistemi sayesinde içeceklerin hepsi dökülüyor. Yani o çizgiye kadar dökülmüyor, hepsi dökülüyor. Bu yüzden de insanlar içecek içemiyor. Aç gözlü insanlar. Gerçekten çok güzel bir icat. Bu sebeple de açgözlülük yapmamalıyız. Çünkü açgözlülük yaptığımızda görüyorsunuz elimizdeki her şeyimiz gidebiliyor. Bu sebeple elimizdekiyle yetinmeli ve açgözlülükten uzak durmalıyız. Bugünkü videonun sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsanız bildirim zili çalmayı unutmayın. Hoşça kalın.